emekçi arkadaşlarımız. Hepsi aksesuar hastası bizde. Lambasız, can kabaksız arabamız yok çok şükür. Doğru mu? Gökhan kardeşim 28'in sahibi. Allah'ın aslanı, çocukluk arkadaşım. Hep iç içeyiz ya, aile ortamı çok şükür. Yani o yüzden herkes rahat, herkesin kafası rahat. Ankara piyasasında biz renkli kamyonlar olarak biliniyoruz. Yani her renk var çok şükür. Daha bu görünen kısmı buzdağının. Görünmeyen kısmı da caddenin altında bekliyor, sokaklar olduğu için. Ero, sola kaldırma yavaş, kaldırma mı? Hem bitti bu. Bu araba yanaşacak şimdi. Evet. Adam YouTube çekimi yapıyor burada. YouTube. Ha? Oğuzhan Kızıltuğ bu, tanıyor musun? Ya, YouTube çekimi yapıyor. Senin arabayı da alsın mı? Ama tamesleri sokmuyoruz ki klibe. Paletli makine yüklerken rahatız. Çant kabağına fırfıra vurma derdi yok. Üstünden alıp koyuyor. Cisim yüklediği zaman gözün hep arabada kalıyor. Aklın hep arabada kalıyor. Uzaklaşamıyor. Aman fırfıra yiyecek, aman kapağı vuracak. Ama bunda öyle bir şey yok. Tertemiz. Gel. En öne gel, en öne. Az önüne bir tane, az önüne. Aç oraya, oraya aç, oraya çok güzel. Bir tane de şöyle ser. Gel, en öne gel. Mükemmel, itekle bir de tırnağınla şöyle. En arkadan. Kapağın dibinden koy. Gel abi öne. Gel, bas. Gel, bastı, bas, gel. Gel. Allah'ına kurban, bir de şöyle vur üstüne. Merdivene gerek yok. Ben küçükken bir zıpladım mı 15 dakika havada duruyordum. Biraz yaşlandık tabi. Bir çekil abi. Debriyajsız vites değiştirme muhabbetine çok takılıyorlar benim de. Aslında çok da basit abi. Ayağını buraya koyduktan sonra hepsini devirde bitiriyorum. Yani gazı istersen debriyaj gibi kullanabilirsin. Tabi herkes tanıyor. Allah razı olsun. Aa kuzen işte buyur. Abi bak bunlar olmasa çok güzel bak. Hiç ayağını gazdan esnetmezler. İki ayaklarıyla basıyorlar. Toz bak, tozu, bütün tozu bunlar kaldırıyor. Ben daha döküm sahasının içinde bu arabayı 5. vitese takmamışım. Kesinlikle. 3-4. Ama onlar öyle değil. Gelir fark etmez. Sanki off-road pistindeyiz. Lastikleri görüyor musun bak. Abi yazık günah ya. Ben yapamıyorum, ne bileyim, hani başkasının malı olsa da yapamam ben abi. Yapamam yani, orada paldır küldür. Benim içim acır. Bilmiyorum, bu değişik ya. Tonunu tartıp paranı alıyor. Çok şükür abim, Allah razı olsun. İşin nasıl gelsin. Kaç ton abi? 35 mi? Bir ince yanılmışız. Kolay gelsin abi.
Tumba'ya aşığım kuzen. Tumba benim için çok seviyor. Dingiller aşağı düşecek. Elimden gelse çekicileri de düşüreceğim de geri çıkamam diye korkuyorum. Bugün pazar diye eşofman giydim. Kamyoncunun pazarı bu kadar oluyor. Sabah 9'da kalkarsın. Yani maksimum sabah 9'da kalkarsın pazar diye. Eşofman serbest. Pazar günü eşofman giyebiliyoruz. Bizim pazarımız bu kadar baba. Çok şükür. Bir şükür. Da yolda belde milletin arabasına düşer. Yazık günah. Herkes benim gibi yanaşsa dökümde dozere ihtiyaç yok biliyor musun kuzen? Aşağı ver gitsin. Bakıp ortalara kaldırıp gidiyorlar. Abim ne yaptın? İyi vallahi ne yapayım? Çalışmaya devam. Kazasız belasız inşallah. Saygılar sunuyorum. Görüşürüz abicim eyvallah. Allah'ın izniyle asfalta kavuşacağız. Şu sıkıntılarımız geçecek. Tam gaz holding bunlar da bak. Paldır küldür. Hiç mühim de önemli değil. Şirket malı baba. Ben vallahi bak kaç senedir gelir giderim. Şu arabayı 5. vitese takmamışımdır dökümün içinde. Kaça geliyor? Şöyle geçecek de o çukura girmesin yüklü arabayla. Biz geçeriz. Bunu da İstanbul'dan aldık. Allah nasip etmedi, sonra da bir şeyler yapacağız. Yavaş yavaş elimiz değdi de. Yeni araban galiba. Yeni arabamız Allah nasip etsin. Allah razı olsun. Sağ olasın kardeşim. Onu da yapacağız. Bunun ayarında bir şey yapacağız inşallah. Ama önce hak etmesi lazım. Önce biraz çalışacak, kazanacak. Hak edecek, sonra yapacağız. Ama bayağı bir orijinal o. Ben baktım. Temiz duruyor yani, maşallah. 270 bin de bozulmamış, ellenmemiş orijinal bir araba. Yani nadir kalanlardan. Şans işte Allah bize nasip etti. Sevdiğim bir abimden aldım. Mustafa Kılıç abim İstanbul'da, Beykozlu Mustafa da diye biliyorlar. Allah işini nasip etsin. O da benim gibi takıntılı bir abi. Bakmış malına yani, bakmış. O da bize nasip oldu. Bakalım kazasız belasız çalıştıracağız. Pazar günleri sabah çalışması mükemmel. Ama öğleden sonra tabii insanlar haftada bir gün tatilleri var. İster istemez dışarı çıkıyorlar. Öğleden sonra böyle biraz çile çekebiliyoruz.
Cino buldum. Çocukken çok severdim bunu. Ya o zaman 25 kuruştu. Zaman çok çabuk geçiyor. Ya içmeyi almadık, lastikleri yıkayacağız. Bugünlük işimiz bitti çok şükür. Kazasız, belasız, cezasız. Sabah temizdi arabamız. Öğlen bir posta temizledik yine. Şimdi Allah nasip ederse lastikleri karartıp kapıya çekeceğiz. Ki akşam rahat yatabilelim. Temizimiz de bitirdik çok şükür. Bezimiz de bak pis kamyoncu mesela bak. Bu akşam rahat yatar böyle umurunda olmaz. Lastikleri çamurmuş, kapağı gözükmüyormuş. Değil mi lan? Değil mi? Değil mi? Bak utan. Utan. Gel can kapaklarından saçını başını düzelt gel. Makyaj yapacaksan depoyu da kullanabilirsin. Biz nerede yıkadık? Gökten zembille su mu indirdik? Marketten su aldık marketten. İsteyen her türlü yıkıyor. Rahat rahat uyu şimdi. Ya bırak oğlum. Çamurun altındaki yıldızı kim ne yapsın? Allah'ın aslanı ya. Aleyküm selam. Ne yaptın? Selam aleyküm. Ya abi sen ne yaptın? Bana rolları bir müddet sıkıntı. Ne yaptın abi? Mahallenin rahatsızlarından kendisi. Çocukluğunu da biliyor. Çocukken de böyle. Bu da gönül vermiş bu işe. Aragaz reis. Tabi Aragaz reis. Akşamlar yatarken de bilek çalışıyor. Yardım veriyor bak. Bak detayı gördün mü? Aragaz Bey. Osman kardeşimle beraber Allah aşkına nasip etsin çok keyifli bir pazar yaşadım. Gerçekten bir kamyoncunun pazarı ne kadar güzel olabilirse o kadar güzel oldu. Kendisine de çok teşekkür ediyorum. İzleyen, yorum yapan kardeşlerime de çok ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Kardeşimizin kanalına abone de olabilirsiniz. Çok mutlu edersiniz bizi. Hayırlı akşamlar diliyorum hepinize.